3D Max'te arkadaşlar şu sağ tarafta işaretlediğimiz, gösterdiğimiz alan command panel olarak geçmekte. Command panelde bu üstte görmüş olduğunuz tüm menülerin komutları ve şu üstte gördüğünüz birçok komut kısa yolu bu menüye kaydedilmiş, iliştirilmiş. Bu menü kullanışlı bir menü. 3D Max'in kalbi diyebileceğimiz bir yer. Bunu çok sık kullanacağız. Bu menü öncelikle belirttiğimiz gibi şuradaki menülerin kısa yollarının iliştirilmiş hali aslında bir nevi. Menüye kısaca değinirsek şu üstte görmüş olduğunuz 6 tane butonumuz var. Create sekmesinde Create sekmesine tıkladığınızda arkadaşlar şu üstte görmüş olduğunuz gibi yeni alt butonlar açılıyor. İşte Geometry, Shapes, Lights, Camera, Helpers, Spacebars, Systems gibi çeşitli alt butonlar açılıyor. Bu butonlara tıkladığınızda yine şurada açılır menüler göreceksiniz. Ve her açılır menüyü seçtiğinizde altta görmüş olduğunuz gibi Object Tape diye bir alt menü ve seçenek daha açılacaktır. Dolayısıyla buradaki her bölüm altında ayrı bir açılır menüyü barındırmakta. Her açılır menüde kendi içinde görmüş olduğunuz gibi komutlar barınmakta. Burada örnek vermek gerekirse geometri bölümünden Standard Parameters dediğimiz bir menümüz var. Bu menü standart obje modellerini, 3 boyutlu standart obje modelleri, Extend Parameters, yine 3 boyutlu ama gelişmiş obje modellerini kapsıyor. Örnek vermek için standart parameters'a tıkladığınızda box cone shapers, geo shapers, silindir, tube, torus yani tekerlek, piramit, çaydanlık, düzlem gibi temel geometrik objeleri barındırmaktayken extend parameters biraz daha farklı. Hedra, trosconod gibi, chamfer box gibi daha gelişmiş obje modellerini barındırıyor. Yine Compute Object Bileşik Objeler adı altında verebileceğimiz obje. Bu da obje birleştirmek, katı model mantığına yakın modellemeler yapılıyor. Particle System bu daha çok animasyonla ilgili kısımları kapsıyor. Body Objects, objenin renklendirmesiyle, rengiyle ilgili bir menü. Doors bu kapılar demek. 3D Max'in mimari modellemeye hazır kapı modelleri, parametrik kapı modelleri, Norms Surface, Norms objeler ile ilgili düzenlemeleri veyahut da obje oluşturmalarını kapsadığı bir bölüm. Windows pencerelerdir. Yine mimari parametrik objeler bunlar hazır pencere çizimlerini barındırmakta. Burada bir mantarray var. Mantarray eklentisiyle çalışan bir bölüm bu. Ağaç ekstent burada duvar ekleyebilir, çit ekleyebilir. Ağaç, işte çiçek mi çek ekleyebilir projenize. Bunu sağlayabilirsiniz. Dinamik objeler var yine bu kısımda. Dinamik objeler yine bunlar daha çok animasyonla kapsıyor. Stairs'te stairs kelime anlamı olarak merdiven anlamına geliyor. Burada da 4 tane merdiven tipini mimari objelerde kullanabiliriz. Mimari çalışmalarınızda. Bunlar parametrik. Bunları zaten ileriki dersimizde detaylı bir şekilde göreceksiniz. Yine Vray eklentisiyle çalışan bir özellik. Bunun gibi arkadaşlar mesela Shapes var. Shapes'ta iki boyutlu çizimler almakta. Line görmüş olduğunuz gibi buradan direkt bu komuta tıkladığınızda çizgi çizebiliyorsunuz. Lights'a ışık ekleyebiliyorsunuz. Kamera kısmında yine kamera ekleyebiliyorsunuz burada. Helpers kısmında burada çeşitli ölçüyle alabilirsiniz. Farklı uygulamalar yapabilirsiniz. Bunun gibi bu menü Object Tape As seçeneğinde çeşitli komutlar barındırıyor. Create'den bahsetmiştik. Create'in alt menüleri bunlar. Üstte görmüş olduğunuz gibi üstteki butonları seçerken yine altta çeşitli alt menüler açılıyor. Bunlardan bahsettik. Bir de Modify'den bahsedelim. Modify iyileştirme, düzenleme demek. 3D Max'in en önemli özelliklerden birisi işte çizdiğiniz objeyi modifier'lar uygulayarak onu farklı
farklı biçimlere sokabilmeliyiz. Yani örnek vermek gerekirse şu anda ekranda çizgimiz var. Bu çizgiyi Modifier liste tıklayıp da tabii 2 boyutta bir çizim olduğu için direkt şurada sağ tıklayıp da bu işlemi yapabilirdik. Burada biraz daha bariz bir örnek verelim. Box'ı çizelim. Örnek vermek gerekirse bu box'ı ne yapmak istiyorum? Ben boyunu uzatmak istiyorum. İşte üstünü değiştirmek istiyorum gibi bir işlem yapacaksınız. Objeyi seçtikten sonra Modify List'ten burada mesela bir taper uygulayarak objeyi bakın üst yüzeyini genişletebilirim. Yani bunun şu şekilde dışa doğru ne yapabilirim? Şişirebilirim. Bunun gibi çeşitli parametreleri varındırmakta şu şekilde. Bu tamamen Modifier List. Şurada görmüş olduğunuz Modify menüsü var. Bu her Modifier farklı özellikler içermekte ve dilediğiniz modellemeyi sağlamaktasınız bu yolla. Yine burada bir hiyerarşi dediğimiz bir sekme var. Bu sekmede ise objenin işte koordinatlarını taşıyabilirsiniz veyahut da koordinat ekseni üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Objeye bağlantılar uygulayabilirsiniz. Bunun gibi çeşitli bölümleri de bu kısımda sağlıyoruz. Motion bölümü var. Motion bölümü. Motion bölümü gene bu animasyonla ilgili bir bölüm. Animasyonlu işler yapacaksanız, animasyonlu çalışmalar yapacaksınız. Bunu da bu bölümde birbirine bağlayarak işte anahtarları ekleyerek bunu sağlayabilirsiniz. Bir de display kısmı var. Display'de arkadaşlar görüntüleme ve ile ilgili ayarlamaları kapsıyor. Yani burada isterseniz işte buradaki objeyi gizleyebilirsiniz. İşte şurada geometriyi seçtik. High by kategori. Bakın çizdiğimiz obje otomatikman gizlendi. Şurada bir tane çizgimiz var. Bakın çizgiyi burada shapes'ı seçtiğimizde otomatikman gizlendiğini görüyoruz. Bunun gibi bu işte burada objeleri dondurma, gizleme gibi. Daha sonraki derslerimizde detaylı görebileceğimiz çizim penceresi üzerine uygulayacağımız viewport komutlarını kapsıyor bir yerde. Utilities'te araçlar kısmı var. Bu araçlar içerisinde çeşitli ayarlamalar var. İleri düzey ayarlamalar ve benzeri işlemler var. Bunları da Utilities kısmında yapıyoruz. Burada en çok kullanacağımız iki menü şu Create ve Modify menüsü olacaktır. Hiyerarşi yeri geldiği zaman kullanacağız ve Display'de bazen kullanabileceğiz.